Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Yine bir gece videosu ile birlikteyiz. Biraz gündemden bahsedeceğim. Gündemde maske var değil mi? Maskeyle yaşamaya nasıl? Yani Türkiye'de yaşayanlar dışarı çıkamıyor ama biz Almanya'da dışarı çıkabiliyoruz. Herkeste bir maske. Yani Türk'ün maskeyle imtihanı. Biz maskeyi taktığımızda sanki biri bizim onurumuzu çiğniyor gibi yani. Ya burnu açık, ya ağzı açık, ya kulağa takıyor, ya burnu... Yani bu arada ben de yani açıyorum bir şekilde bir yerlerimi. Gerçi benim maske de değil yani böyle şal gibi bir şey takıyorum. Böyle o sıkanlar var ya boynuna geçiriyorsun. Yani Türk'ün maskeyle imtihanı. Milletçek bu işe pek sıcak bakmadık yani. Benim gözlemlerim o yönde. Bugün markette birine dedim bir tane amca dedim. Ya amca dedim masken nerede dedim. Ya bir kere öleceğiz falan dedi böyle gitti. Almanlara da gün doğdu. Yani Almanlar insan düzeltmeyi çok seviyorlar. Laf sokacak yer arıyorlardı bulamıyorlardı. Yani göçmenler artık çözmüştük biz Almanları ve onların laf sokabileceği bir şey yapmıyorduk. Yapmıyorsun yani Almanya'da yaşaya yaşaya. Şimdi bunu fırsat bildiler. İkide bire Jüngemann, Jüngefrau bilmem ne şu bu. Sürekli laf sokuyorlar millete. Yani bu maske konusunda Almanlardan çok fırça yiyecek bu yabancılar. Ben de bir yedim. Öyle diyor ağzını kapayıp burnunu açmakla olmuyor iş falan deyip gitti yanımdan böyle gerizekalı kadın. Herkese laf sokuyor ama böyle. Ştorno teyze diyorum ben onlara. Burada şeylerde, marketlerde ştorno teyzeler vardır. Yani bir şey yanlış olduğunda, yanlış girildiğinde market kasasına kasiyer çocuk hemen ding dong kasa fiyat ştorno bitti der. Yani kasa 4 düzeltme yapılması gerekiyor. Gelip o düzeltebiliyor sadece anahtarıyla. O hep böyle tombik bir Alman teyze. Uzaktan dünyayı kurtaracakmış gibi gelir böyle bir afra tafra. Yapar gider. Böyle acayip acayip sesler çıkarır. Ştorno teyze onun adı. Şimdi Ştorno teyze Ştorno'yu bıraktı. Mund su, Nazis su. Valla bugün Angela Merkel'in açıklamasından sonra ben artık kararımı verdim. Angela Merkel diyor ki aşının bulunması, üretilmesi, dağıtılması, dünyadaki herkese ulaşması gerekiyor yani Covid'in bitmesi için. Dünyaya bu iş için 8 milyar euro para lazım diyor. Yani Merkel gün geçtikçe umutsuz konuşuyor. Yani aşının bulunacağını zannediyoruz değil mi biz yarın öbür gün? Bizde çıkıyor ya biri. Neydi o Ercüment Ovalı buldum diyor. 23 Nisan'da açıklayacağım diyor falan filan diyor. Merkel diyor ki 8 milyar euroya ihtiyacımız var aşıyı bulup dağıtmamız için diyor. Hangisi doğru söylüyor bilemedim. Şimdiye kadarki tecrübelerimize bakarsak Merkel ne dediyse çıktı. Şimdi Merkel bunu söylüyorsa bu hastalık bizim hayatımızın bir parçası demektir artık. Aşının bulunmasına daha çok var demektir. 8 milyar euroyu bunların bir araya getirmesi zaten 6 ay sürer. Hocam bize iki sağlam akciğer lazım. Bakın buradan sigara içenler. Yani bak ben bir alerjik astım hastası olarak bunu anlıyorum. Yani bunun tedavisini olmam lazım. Kendime çok iyi bakmam lazım. Akciğerlerimi iyi korumam lazım. Üşütmemem lazım. Bademciklerimi, boğazımı üşütmemem lazım. Her şeye dikkat etmem lazım. Sigara içen bir insan bunu bahane edip bugün sigarayı bırak. Yani zaten Covid-19 bulaştığı zaman içemeyeceksin ki sigara sen. Bulaşmadan bırak, ciğerlerini hazırla. Çünkü sigarayı bırakınca öyle bir Google'a yaz çıkıyor. Sigarayı bırakınca vücutta değişen 24 şey falan. İnanılmaz çabuk toparlıyor vücut kendini. Ya dün Netflix'te bir dizi izledim. Bir gün storiesinde gördüm. Diyor ki işte bir Nazi belgeseli izledim, çok etkilendim falan dedi. Ondan görüp izledim. Begüm'e de çok teşekkür ederim. Ondan görüp izledim. Ben de size tavsiye ediyorum. Begüm de videolar izlediği için yani benden görüp falan demesin diye söylüyorum Begüm'e. Konsantrasyon lagerlardaki fotoğrafları Amerikan askerleri belgelemiş. Gerçek fotoğraflar. Şimdi siz izleyin belgeseli. Çok dramatik, çok kötü görüntüler falan. Tabii yani dikkat edin. Gerçekten etkiliyor insanı. Ben mesela rüyamda yakınımın kaza geçirdiğini falan gördüm kanlar içinde onu izledikten sonra. Gayet normal etkileniyorsun. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. İnsanoğlu çok zor ölüyor. Yani insan çok zor ölüyor gerçekten. Çok kolay ölüyor ama aynı zamanda çok zor da ölüyor. Yani kolay kolay vücudumuz pes etmiyor. Gerçekten sağlığımız yani. Hani bu evrim falan, Darwin teori falan biliyorsunuz işte. Yani en güçlülerimiz kalmış ya. Mantar gibi ya insanoğlu. Ölmüyor yani. Ölmüyor. İyi ki dayanıklıyız da. Şunu demeye çalışıyorum. Ciğerleri koru. Covid-19'u yeneriz biz yani. O açlık, o sefalet, o işkenceler falan o insanlar hala ölmemiş. Gidiyorsun. Bir deri bir kemik kalmış. Her tarafı yara bere içinde. Hala yaşıyor. İnsanoğlunun yaşama olan tutkusu yüzümüze çok net bir şekilde çarpıyor. İzleyin görün. Konsantrasyon lagı, konsantrasyon kampı, toplama kampları yani. Nazi yazın zaten çıkıyor direkt. Ve bak Japonya'dan bir haber geldi. Şimdi hani biliyorsunuz bütün önlemleri yumuşatıyorlar. Bugün Alman Sanayiciler Birliği Merkel'e ultimatum verdi. 6 Mayıs'a kadar önlemleri kademeli olarak yumuşat diyor. Yoksa Almanya batacak, sanayi batacak, ekonomi batacak diyor yani. Almanya'nın 2020'de %6,3 küçüleceğini öngörüyor ekonomistler. Ama sanayiciler bir şekilde ivedilikle önlem alınmasını istiyorlar. Merkel'i tehdit ediyorlar yani. Ultimatum nedir? Tehdit. Yani üstü kapalı tehdit. Şeyi diyeceğim. Japonya işte birazcık serbest bıraktı önlemleri. İkinci dalga başlamış Japonya'nın bir adasında.
Hadi buyurun. Ne olacak şimdi? İkinci dalgayı İspanyol gribindeki gibi Eylül-Kasım arasında bekliyor insanoğlu değil mi? O çok daha sert gelecektir. Yani bugüne kadar ki dünyanın pandemi geçmişine bakarsak tecrübe ettiğimiz şey ikinci dalganın çok daha sert olacak. Japonya'da daha ilkbaharda ikinci dalgayı yaşıyorlar. Ve etkilerini, sonuçlarını göreceğiz. Bir taraftan sağlık, bir taraftan ekonomi. Yani hep söylediğimiz şeye geliyoruz yine. Bu arada görmüşsünüzdür. Yani bu kanalı takip edenler bilirler. Doktor Metin Çakır diye bir herif var. Almanya'da Karlsruhe'de bir hastanede doktordu. Bu herif eşcinsellik hastalıktır diye bir tweet atmıştı. Mealen. Daha uzun bir tweet de. Tweet'i yayınlarım zaten videonun üstünde. Ben de tabii bu tweet'i görür görmez arkadaşım Anıl'ın da beni uyarmasıyla bu herifin çalıştığı bu Alman hastanesinin başhekimine bir mail yazdım. Ve bu mailde doktorlarınızdan Metin Çakır Türkçe bir tweet atarak eşcinselliği hastalık olarak nitelemiştir. Benim bu tweet'ten anladığım hastanenize hasta olarak başvuran eşcinsellerin sağlığı tehdit altındadır. Gereğini yapmanızı arz ediyorum gibi işte Türkçe böyle bir mail yazdım. Almanya'da çok etkili insanlara da mail yazdırdım. Adını söylemeyeyim şimdi. Siyasetçi, yönetmen. Birçoğunun ismini söylesem tanırsınız. Ve bu herif bu hastaneden kovulmuş. Yani bir sürü kişi yazmıştır tabii. Biz attırdık demiyorum ama biz görevimizi yaptık. Bu herif eşcinsellik hastalıktır diyor. 60 bin kişi de bu tweet'i like etmiş. Nasıl bir ülkede yaşadığını düşün. Şimdi gidip işsizlik parası alsın. İnşallah da işsizlik başvurusu yaptığı memur da bir eşcinsel çıkar da anasını ağlatır. Metin Çakır. Doktor Metin Çakır. Yani bunun da peşini bırakmayacağız. Bu herif nereye giderse yazacağız bu mailleri. Yani bombardımana devam. Buradan da söylerim. Derim arkadaşlar mail bu Almanca. Mail adresi de bu. Yapıştırın. Bunun peşindeyiz yani. Şimdi biraz ekonomi konuşalım. Madem dünyanın bu kadar gündeminde. Şimdi gelişmiş ülkeler halkına yeterli yardımı yaptı deniyor. Benim eleştirim bundan sonrası için. Yani yaptı ama bundan sonra yapmayacağını deklare etti birçok, değil mi? Hani ülke. Peki gelişmiş ülkeler bu durumdayken gelişmekte olan ülkeler ne durumda? Biz de biliyorsunuz Türkiye olarak gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz gelişmişlerin içine girmeye bırakın. Türkiye aslında dünyada 19. en büyük ekonomi. Ama kime ekonomi? Halkına olmadığı bu krizde ortaya çıktı. Covid-19 pandemisinde gelişmekte olan ülkeler halkına yaptığı yardım sıralamasında 66 gelişmiş ülkeden Türkiye 44. Ya yani Türkiye'nin altında da kim var biliyor musun? Irak, Somali, Venezuela falan filan yani. Dolayısıyla şu anda bizi yönetenler halkını ne kadar düşünüyor meselesi, halkına ne kadar para saklamış meselesi burada halkın görmesi gereken bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Buyurun burada ben bir medya mensubu olarak, bu grafiği hazırlayan bir veri gazetecisi olarak, bunu Twitter'da paylaşan bir Twitter kullanıcısı olarak bunu insanlara yayıyoruz. Gerisi sizde hocam. Devlet baba ya, baba parayı yemiş, baba meyhaneye gitmiş, baba kumar oynamış, baba çapkınlık yapmış, baba parayı biriktirmemiş. Bak Botswana, Tayvan, Güney Kore, Peru, Rusya bunlar parayı biriktirmiş. Putin bile parayı tutmuş yememiş yani. Beğenmediğim Putin. Dolayısıyla herkes muhasebesini yapsın hocam. Özellikle mevcut iktidara ya da iktidarın paydaşlarına oy verenlere söylüyorum. Halksan, kendini yoksul bir halk olarak nitelendiriyorsan bunu değerlendir. Sen buna maruz kaldın, çocukların kalmasın. Ekonomiyle devam edelim. Bu kriz en fazla yeme içme sektörünü ve turizm sektörünü vurdu. Bir turizm kuruluşu bir tahmin araştırması yayınladı. Şu anda gördüğünüz mevcut grafiğe göre dünyada 330 milyon turizm çalışanı var. Yani tüm çalışanların %10'u demek bu. Tahminlere göre bu çalışanların %31'i işinden olacak. Yani her 10 kişiden 3'ü işini kaybedecek. Turizm sektörünün dünyadaki bütçesi, cirosu senelik 8,9 trilyon dolar. Bu dünyadaki bütün cironun %10'u. Ancak bunun 2,9 trilyon dolarının uçacağı düşünülüyor. Yani turizm sektöründe çalışanlar için, bu bizim ülkemizi çok ilgilendirdiği için söylüyorum. Birçok sektörde sorun var ama en büyük sıkıntı turizmde. Bizim ülkemizde çok fazla insan turizm sektöründe ya da turizm sektörüyle bağlantılı diğer dallarda çalışıyor. Otelde çalışmasa bile otele ürün veren bir şirkette, tedarikçide çalışıyor. O yüzden bu grafik önemli. Herkes ona göre, ya başta devlet tabii bunun önlemini alması gerekiyor. İş yerleri falan alması gerekiyor ama ortada kimse olmadığı için. Ben de mecburen beni dinleyenlere söylüyorum. Yani önleminizi alın. Diyeceksin ki ne yapayım? Bilmiyorum yani ne yapacağını. Göçmeye dersin, başka bir iş mi öğrenirsin, başka bir yerde mi çalışmaya başlarsın, elinde bir para varsa onu harcamamaya mı çalışırsın, bilmiyorum onu sen düşün ama durum bu. Bunu da bak en iyi nereden anlıyoruz? Şöyle bir araştırma yapılmış, işte bu ülkeler İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri en zengin ülkelerden 5'i yani. Burada sormuşlar halka, demişler ki ne zaman bir tatil planlıyorsunuz? Mesela bak tatili en seven insanlar Almanlar, önümüzdeki 3 ay içinde %17'si giderim demiş. %24'ü 3 ile 6 ay arasında
arasında giderim demiş. Yani %25'i önümüzdeki yıl demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde %52'si önümüzdeki yıl demiş. İngiltere'de %33'ü önümüzdeki yıl giderim ancak demiş. İtalya'da %44'ü, İspanya'da %39'u ancak önümüzdeki yıl bir tatile giderim demiş. Dolayısıyla turizm sektörü gerçekten ağır bir yara almış gibi görünüyor. Benim kardeşim de mesela turizmci. Yıllardır otelci olarak çalışıyor. Zor yani. Gerçekten işiniz zor. Bu arada yani söylemeden geçemeyeceğim. Yani hep diyorlar bana hiç mi güzel bir şey olmuyor memleketimizde diye. Benim gurur duyduğum bir hadise oldu. Memleketimiz Amerika'ya yardım göndermiş. Maske, tıbbi malzeme falan. Üstelik Trump'a da bir mektup yazmışız. Yani geçmiş olsun falan diye. Gurur duydum yani Almanya'da. Bayrak astım balkona. Altına da yazdım Amerika'ya yardım eden iki ülkeden biri. Biri Mısır, biri biz. Bu gururla efendim sizi selamlıyorum ve iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.